35 yıllık gazeteciyim. Türkçenin dışında Fransızca ve İngilizceyi anlayabiliyorum, konuşabiliyorum, yazabiliyorum. Ama kendi ana dilim olan Lazca'yı bilmiyorum. Birkaç kelimeden ibaret bir Lazca bilgim var. Bu da benim hayattaki en büyük ukdelerimden birisi. Bu nedenle 35 yıllık gazetecilik hayatımdan kesitleri aktarmayı hedeflediğim bu podcast dizisinin başlığını Gomaşinen olarak seçtim. Yani hatırlıyorum. Merhaba, iyi günler. Gomaşinen'in 46. bölümünde Recep Tayyip Erdoğan'ın izlediğim yegane yurt dışı gezisini anlatmak istiyorum. 2003 Ocak ayında Çin'e yaptığı gezi. Erdoğan'la şu ana kadar, herhalde bundan sonra da olmaz, 1,5 kez aynı uçağa bindim. 1,5 kez demem nedeni şu, bunun öncesinde, Çin gezisinin öncesinde 12 Aralık 2002'de Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da yapılan Avrupa Birliği zirvesini izlemeye gitmiştik bir grup gazeteci olarak. Erdoğan oraya Amerika Birleşik Devletleri üzerinden geldi. O dönemin başkanı Bush'la görüşüp onun desteğini alarak gelmişti Kopenhag'a. Biz Türkiye'den gitmiştik bir grup. O tarihte Erdoğan yasaklıydı. AKP Genel Başkanı'ydı. Başbakan Abdullah Gül'dü. Cumhurbaşkanı da Ahmet Necdet Sezer. Erdoğan parti lideri olmasına rağmen Amerikan Başkanı tarafından kabul edilmişti ve zirve toplantısına da katılmıştı. Buçuk dememin nedeni, gidişte beraber değildik ama dönüşte bütün heyet, gazeteciler, siyasetçiler, bürokratlar hep birlikte Türkiye'ye dönüldü Kopenhag'da. O uçakta birlikteydik. Yani dönüşte birlikteydik. Kendisiyle görüşme, uçakta gazetecilerle, bazı gazetecilerle sohbet ediyordu tek tek. Benim sohbet talebimi kabul etmemişti. Ama bizim gazeteden, ki ben o tarihte Vatan'da çalışıyordum, Murat Birsel, ki o Amerika'dan itibaren onu izliyordu, onunla sohbet etmişti. Bunu saymayalım. Esas olarak Çin gezisi. Çin gezisinde yine bir Türk Hava Yolları uçağıyla gidildi ve çok kalabalıktı. 233 kişiymiş. Bakan olarak Erdoğan o tarihte de siyasi yasaklıydı. Yani ben Erdoğan'ı ne başbakanken ne cumhurbaşkanıyken bir yurt dışı gezisinde onun heyetiyle birlikte izlemedim. Amerika Birleşik Devletleri'nde gazetecilik yaparken o geldiğinde takip ettiğim oldu ama onunla aynı uçakta gidip bir yurt dışı seyahatine böyle bir şey olmadı. Yaptığım tek şey işte Çin gezisi. Orada da iş insanlarının, bürokratların, siyasetçilerin ve çok sayıda gazetecinin olduğu bir heyetti. 233 kişi, koca bir Airbus dolusu insandık. Ali Babacan vardı, Kürşat Tüzmen vardı bakan olarak. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım vardı, Turizm Bakanı Güldal Akşit vardı. Ve AKP Genel Başkanı olarak Erdoğan vardı. Çin'e gitmek tabii çok heyecan vericiydi. Hep merak ettiğim bir ülkeydi. Bir de sol hareketten gelen birisi olarak, her ne kadar hiçbir zaman Mao'culukla ilişkim olmasa da Çin'e özel bir ilgi duyuyordum. Gitmeden önce bayağı bir çalıştım. Çin hakkında çalıştım. Özellikle Fransa'nın Le Monde Diplomatik başta olmak üzere bazı güvenilir kaynaklarından bayağı bir istatistik okudum. Siyasi analiz okudum. Ve gittik orada 4 gün geçirildi. Pekin, Şangay, bir takım serbest bölgeler ve Erdoğan başta olmak üzere birçok kişi, heyetteki birçok kişi Çin'e hayran kaldılar. Hatta sık sık keşke bizim komünistler de burayı görse, keşke onlar da böyle olsalar diye espri yaptılar. O komünistlerden birisi de bendim.
Ben onlar kadar etkilenmedim açıkçası. Onun nedeni de herhalde komünist olmamdır. Çünkü Çin'de ilginç bir komünizm vardı, hala öyle sürüyor. Kapitalizmle iç içe geçen bir komünizm. Tabii orada birçok şey yaşadık temaslarda. En önemli hususlardan birisi Uygur Türkleri meselesinin gündeme gelmiş olması ve Erdoğan'ın bu konuda çok sıkı bir şekilde, bağlayıcı bir şekilde Çinlilere rahat olmalarını telkin etti ve nitekim Başbakan Zhu Rongji şöyle demişti, notlarımdan bakıyorum. Türk hükümeti bir kez daha Çin aleyhtarı faaliyetlere izin vermeyeceğini, Doğu Türkistan Milli Kurultayı'nın topraklarında üstlenmesine izin vermeyeceğini teyit etmiştir. Bu memnuniyet verici bir husustur diye açık açık söylemişti ve bunları da kayıtlara geçirmişti. Zaten Doğu Türkistan meselesinin AKP iktidarının önemli bir meselesi olmadığını, buradaki konulara genellikle alttan aldığını, sesini çıkarmadığını özellikle son dönemde Batı dünyasında, Batı medyasında ve Batı yönetimlerinde çok büyük tepkilere yol açan uygulamalar konusunda da Türkiye'nin genellikle sessiz kalmayı Erdoğan başta olmak üzere tercih ettiğini biliyoruz. Bahçeli de, Devlet Bahçeli de onun gibi hareket ediyor. Bunu bir not olarak düşelim. Bir diğer unutmadığım husus şu, Çin'deki bu yabancı sermaye girişi çok heyecanlandırmıştı Erdoğan'ı ve heyetindeki iş insanlarını ve siyasetçileri. Onların gözünde Türkiye'deki Turgut Özal döneminden de ilhamla sıfır bürokrasinin olduğu ya da sıfıra yakın bir bürokrasinin olduğu zannı vardı. Yani nedir? Gidiliyor, yabancı sermaye gelmek istiyor ve hızlı bir şekilde onun onayı çıkıyor. Halbuki hiç de böyle olmadı. Gittiğimiz bir serbest ticaret bölgesinde oradaki en üst düzey yetkili her türlü başvurunun doğrudan Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi tarafından onaylanmak zorunda olduğunu söylemişti. Buradaki mesele büyük ölçüde herhalde bunu hızlı bir şekilde yapıyor olmalarıydı ama çok merkeziyetçi bir yönetim olduğunu da özellikle vurguluyorlardı. O tarihlerde Erdoğan ademi merkeziyetçi bir çizgideydi ama son özellikle başkanlık sistemini Türkiye'yi taşıdıktan itibaren tamamen merkeziyetçi bir çizgiye geldiğini görüyoruz ve bu anlamda yıllar sonra da olsa Çin'i taklit ettiğini varsayabiliriz. Tabii Çin'de tek adam yönetimi yok, bir tek parti yönetimi var. Parti yöneticileri tarafından paylaşılan iktidar var. Türkiye'de onun da ötesinde bir kimseyle paylaşmayan bir Erdoğan var. Neyse, Çin gezisinin de bir hatırladığım başka bir detay. Çin Seddi'ni geziyorduk ve Kürşat Tüzmen o sırada dış ticaretten sorumlu devlet bakanıydı ve dünyanın gündeminde Saddam Hüseyin vardı ve yaklaşan Amerika'nın Irak'a müdahalesi vardı. Ve Türkiye orada çok zor durumdaydı ve Kürşat Tüzmen hükümet adına Saddam'la görüşmeye gitmişti. Ve bu da Türkiye'deki Amerikan yanlılarının ve savaş yanlılarının çok tepkisini çekmişti. Bu olaydan kısa bir süre sonra Çin gezisine Erdoğan'la beraber katıldı Kürşat Tüzmen ve onu Çin Seddi'nin eteklerinde bir merkezde yer alan bir gazetenin bir muhabirinin nasıl sıkıştırmaya çalıştığını, Saddam'la görüştüğü için sıkıştırmaya çalıştığını çok iyi hatırlıyorum. Ve o muhabirin daha sonra nasıl siyasete atıldığını ve en keskin isimlerden birisi olduğunu da hatırlıyorum. Adıyla Gomaşineni çok fazla kirletmemekte yarar var. Bu gezinin benim için en önemli yönü tabii ki orada 4 gün boyunca Çin'i görmek ve Çin'de bu süre içerisinde bakanlarla görüşebilmek. Erdoğan'la görüşme şansımız hiç olmadı. Biz gazetecilerle baş başa görüşmesi. Muhtemelen bunu
dönüş yoluna bırakmıştı. Çünkü genellikle liderler öyle yaparlar. Giderken değil, dönüşte gazetecilerle sohbet ederler ve yaptıkları gezinin değerlendirmesini yaparlar. Fakat bizim böyle bir şansımız olmadı çünkü dönüş yolumuz çok belalı geçti. Şöyle ki Şangay'dan dönüyorduk. Şangay'dan dönüşte 2 saat 50 dakika uçtuktan sonra uçak Pekin Havaalanı'na zorunlu iniş yaptı. Teknik bir arıza nedeniyle küçük çaplı bir panik yaşandı. Bizi önce indirdiler, uçağın içerisinde bir süre beklettiler. Sonra önce yetkilileri yani Erdoğan ve diğerlerini, daha sonra gazetecileri ve iş insanlarını bir barakaya topladılar. Ve biz o arada yaşanan teknik arızanın giderilmesini bekledik. Tabii bu zorunlu iniş meselesi Türkiye'de anında duyulmuş ve çok büyük bir panik olmuş. Birçok kişi, aileler yani orada geziye katılanların aileleri, ama onun ötesinde daha yeni seçimden birinci parti çıkmış bir iktidar söz konusu ve onun lideri ve bakanları söz konusu. Çok kötü bir durumdu yani, olağanüstü bir durumdu. Ve şunu gördük, Binali Yıldırım, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım bize açıklama yaptı. Dedi ki bir kelepçe gibi bir şeyden bir kaçak var, onu hallediyorlar. Fakat dedi uçak içinde hiçbir şekilde cep telefonu açılmaması gerekirdi. Ancak cep telefonunun uçağın hemen inişi esnasında açıldığı tespit edildi. Bu çok büyük bir riskti. Allah'tan bir şey olmadı dedi. Yani o cep telefonu konuşmaları nedeniyle biz o zorunlu iniş sırasında çok daha kötü bir duruma kötü bir durumda karşı karşıya kalabilirmişiz. Bunu uçağın pilotları da teyit etti. Şimdi bu haber çıktı gazetelere, ajans tarafından geçildi. Ben o sırada Vatan Gazetesi'ndeyim ve Türkiye'de gece yarısı gibi bir şey. Gece geç saatler çünkü bayağı bir saat farkı var vesaire. Ve ben bir şekilde indiğimiz yerden gazeteyi aradım. Onlar ajanstan almışlar haberi, koymuşlar. Ben onun içerisine bir iki cümle ekledim. O cümlelerde bu da gazetenin son baskılarına yetişti. Yani bütün Anadolu taşra baskılarına değil, İstanbul baskılarına yetişmiş. Orada da Habertürk televizyonunun Ankara temsilcisi Taki Doğan'ın telefonla konuştuğunu ve bunun tepki çektiğini, uçak içerisinde özellikle iş insanlarının tepkisini çektiğini haberin içerisine ekledim. Ve bunu yazan bir tek ben olmuşum ve Vatan Gazetesi olmuş. Ve oradan bir kriz çıktı. Nasıl bir kriz çıktı? Habertürk derken bugünkü Habertürk'ü düşünmeyin. O tarihteki Habertürk bambaşka bir şeydi. Ufuk Güldemir ve bir grup onunla beraber hareket eden gazeteci önce bir internet sitesi yapmışlardı. Türkiye'nin ilk haber sitelerinden birisiydi ve çok da etkili olmuştu. Daha sonra bunu bir televizyona dönüştürdüler. Televizyon da kendi çapında az imkanla bayağı bir şeyler yapmaya çalışıyordu. Ve o televizyonun da Ankara temsilcisi Taki Doğan denen kişiydi. Geziyi de o izliyordu. Bu arada televizyondan aldıkları cesaretle bir günlük gazete de çıkarmaya başlamışlardı o sırada. Ve ben bunu yapınca benim aleyhime çok ciddi bir kampanya başlattılar. Hem Habertürk televizyonunda hem o çıkan gazetede, daha o gazete ve televizyon tarafından, Turgay Ciner tarafından satın alınmamıştı. Hatta gazete bir süre sonra kapandı zaten. Ufuk Güldemir kapattı ama televizyonu devretmişti, satmıştı. Benim hakkımda çok büyük bir kampanya yürüttüler. O gazetede ben manşet oldum. Ne alakası varsa
manşetleri ben oldum. Nereden bulmuşlarsa benim bir dik fotoğrafımı koymuşlar. Neredeyse tam sayfa, öyle hatırlıyorum. Bir de televizyonda Taki Doğan oturdu ve oturmuş daha doğrusu. Ben önce bilmiyordum, bana haber verdiler. Sonra açtım baktım. Alttan sürekli şey yazıyor. Ruşen Çakır, eğer cesaretin varsa ara, şu telefonu ara, bağlan ve kendini savun diye. Ben aramadım tabii. Taki Doğan'a önce soruyorlar. Ondan sonra bir takım geziye katılan bir takım iş insanları, ki hepsi belli ki Taki Doğan'ın tanıdığı kişiler. Bunlar sırayla bağlanıp işte Taki Doğan'ın ne kadar iyi bir gazeteci olduğunu, kesinlikle telefon etmediğini vesaire vesaire anlatıp durdular ve ben orada birkaç saat linç edilmişim. Çünkü dayanamadım. Belli bir süre sonra bıraktım ama bunu mesela uzun uzun yaptılar. Buradaki sorun şu, yani sorun çok da en önemli sorun şu, Ufuk Gürdemir benim çok yakından tanıdığım, çok da sevdiğim bir gazeteciydi. Kendisi Milliyet Gazetesi'nin başına zamanında geçtiği zaman ben Milliyet'te zaten çalışıyordum ve çok da iyi bir ortak aynı dönemde. Çok da iyi bir işbirliği yaptık onun genel yayın yönetmenliği sırasında ve Habertürk'ü ilk kurduğu zaman internet sitesi olarak kurduğu zaman bana da çağrı yaptı. Ben o sırada bir yerde çalışmıyordum ama orada onunla beraber hareket eden bazı isimler nedeniyle ben orada imtina ettim. Sonuçta kendisi çoktan tanıdığım, sevdiğim ve beni sevdiğini düşündüğüm birisiydi. Yanındaki ekipten Milliyet'te beraber çalıştığımız insanlar vardı ki onları sevdiğim konusunda hiç emin değilim. Daha doğrusu sevmediğime eminim. İsimlerine gerek yok. Ama Ufuk'tu zaten Habertürk'ün her şeyi ve hiç anlam verememiştim. Ve bu süre içerisinde beni hiçbir şekilde aramadılar, etmediler. Beni bir güzel linç ettiler ama bir şey olmadı tabii. Çünkü şöyle bir şey var, yani ben gördüm. Her ne kadar kendileri yok deseler de gördüm. Hatta önce şey diye duyurdular. İşte uçağın zorunlu inişini Türkiye Habertürk'ten öğrendi diye duyurmuşlar. Biz tabii bilmiyoruz. Sonra öğreniyoruz. Ondan sonra bu uçakta zorunlu iniş sırasında telefon edildi. Bu az kalsın çok kötü facialara yol açabilirdi açıklamasından sonra bunu yapmamış gibi davranmaya kalktılar. Her neyse ben kendimden eminim. Onlar da kendilerinden emin olduklarını söylüyorlar. Bu olay ama böyle benim gazetecilik hayatımın ilginç anlarından birisi ve aslında tatsız anlarından birisi olarak kayda geçti. 2019'da Taki Doğan öldü. Hayatını kaybetti. Ufuk, onunla zaten hiçbir muhabbetim yoktu. Ufuk Gürdemir ise uzun bir kanser sürecinden sonra hayatını kaybetti. Artık iyice kötü olduğunu öğrendiğim bir dönemde e-posta adresini bulup ona bir e-posta yollamıştım. Bu özel bir şey olduğu için şey yapmak istemiyorum, detaylarını vermek istemiyorum ama kırgınlığımı tekrarlayıp ona iyi niyetlerimi, sevgilerimi iletmiştim. Ondan sonra o da bana çok kibar bir cevap vermişti ve bu e-postadan sonra kısa bir süre sonra da hayatını kaybetti. Ufuk Gürdemir çok değişik bir gazeteciydi. Çok yaratıcıydı, çok zekiydi ama o kadar kıt imkanlarla ya da az imkanlarla çok büyük işler yapmak istediği için çok da soruna yol açabiliyordu. Çok tez canlıydı, heyecanlıydı. Bu heyecan kimi zamanlar çok güzel ürünler veriyordu ama kimi zamanlar çok da soruna yol açabiliyordu. Ben onunla çalıştığım dönemde Milliyet'te özellikle genellikle iyi şeyler hatırlıyorum. Benim önümü çok açmıştı. Bana her istediğimi yapma imkanı vermişti. Mesela 10 Kasım'da bana İslamcılar ve Atatürk diye yazı dizisi yaptırmıştı. Ben demiştim ki abi yapma yani bu Milliyet gazetesi bunun okuru belli. Bu insanlar
şey yapar, rahatsız olur. Yok demişti, yaptırmıştı. Birçok gezintisine mesela bu Erbakan'ın Amerika'ya gitmesinin ardından, Amerika Birleşik Devletleri ziyaretinin ardından beni oraya yolladı. Git kimlerle konuştu, sen de onlarla konuş, yazısı yap demişti. Ve kendisi de eski Washington gazeteciliği yapmış olduğu için bir takım kontaklarını da vermişti. Orada da çok bence çok iyi bir yazı dizisi çıkartmıştık. Bu anlamda Ufuk'la çok iyi şeyler hatırlıyorum ama onun ekibinde yer alan birilerinin o tarihte de Milliyet zamanında Ufuk'un bilgisi dahilinde mi değil mi emin değilim ama yaptıkları bir takım yanlışları da bana yönelik yanlış. Genel olarak çok yanlış yaptılar da özel olarak bana yönelik yaptıkları bir takım kötülükleri de hatırlıyorum. Neyse bunlar bir şey kenara koyalım. Şimdi dönüp bakıyorum Erdoğan 2002 yılında 2002 sonunda AKP'nin başkanıyken Türkiye'de partisi tek başına iktidara geldi. Yani kaç yıl oluyor? Neredeyse 20 yıl olmak üzere. Ben Erdoğan'ı çok öncesinden İstanbul Refah Partisi il başkanı olduğundan beri gazeteci olarak tanıyorum. Türkiye'de onun yaptığı mitingleri, kongreleri yani yüzlercesini izlemişim desem abartmış olmam. Ama kendisiyle bir kere AKP'nin kuruluş sürecinde doğuda, Güneydoğu'da yaptığı bir geziyi izlerken o tarihte serbest çalışıyordum ve Nurcan Akat Hürriyet gazetesinde önemli bir yerdeydi. Onlara dışarıdan izlemiştim. Bir şehirden bir şehire giderken yanılmıyorsam Bingöl-Muş arasıydı. Otobüslerine binmiştim AK Parti'nin o tarihte kuruluş döneminde. Onun dışında işte dediğim gibi 1,5 uçak maceram var ve bunlar uçakların hepsi de Türk Hava Yolları'nın uçakları. Yani başbakanlık ya da cumhurbaşkanlığı uçağına hiç binmedim. Bu benim tercihim değildi. Yani şunu diyecek halim yok. Ben reddettim. Yok, beni çağırmadılar. Uzun bir süre beni çağırmadılar. Erdoğan'ı çok yakından tanımama ve o parti hakkında çok yoğun bir şekilde yazmama rağmen beni çağırmadılar. Daha sonra Kemal Öztürk danışman olunca, basın danışmanı olunca Erdoğan'ın başbakanken o bana dedi ki artık sen de bir uçağa gel dedi. Ben de bu sefer dedim ki yok ben bu saate kadar gelmedim. Bir daha da gelmek istemiyorum dedim. Onu kibar bir şekilde reddettim. Kemal'den sonra Lütfullah Göktaş oldu basın danışmanı ki Lütfullah'la biz çok eskiden 85-86'dan beri tanışırız. İyi de tanışırız. NTV'de aynı dönemde beraber de çalıştık. O da beni bu bir yurt içi gezisiydi galiba. Bir Hatay'a mı ne öyle bir yere gidecekti Erdoğan o tarihte başbakandı. O dedi artık şey yap senin de siftah yapman lazım falan. Ona da aynı şekilde yok dedim. Daha sonra Lütfullah'la artık uzun bir süredir görüşmüyoruz. O notu da düşeyim. Ve uçağa hiç binmedim. Yani o meşhur gazeteciler ve Erdoğan fotoğraflarına hiçbir şekilde dahil olmadım. Bunu diğer gazetecileri suçlamak için söylemiyorum. Gazeteci her yere gider. Çağrıldığı her yere gider. Yani çok olağanüstü bir durum, ters bir durum yoksa herkesle konuşur. Önemli olan gazeteciliğini alabildiğine şeffaf yapabilmesidir. Ben açıkçası ilk dönemlerde çağrılmamı beklerdim, çağrılmadım. Daha sonra belli şeyleri, çağrılan insanların sayısı azaldıktan sonra ki dönemde artık şimdi görüyorsunuz tam anlamıyla bir takım sıfatlarla beraber anılıyor o gazeteciler. İlk başlarda daha renkli, birbirinden farklı gazetelerden, farklı eğilimlerden insanlar olurdu Erdoğan'ın ilk uçaklarında. Ben hiç olmadım ama ilk başlarda çağrılan insanların bir geniş bir yelpazeyi olabildiğince kapsadığı görülürdü. Onu bir süredir vazgeçti.
İşte benim de kendisiyle yaptığım tek yurt dışı seyahatinde de direkten döndük. Az kalsın hani hep birlikte gidiyorduk. Basit bir teknik hatadan çok daha ciddi bir sonuca yol açabilecek bir olaydı. Böyle de bir gazetecilik anım var. Orada da tabii dönüşte bu olayı yaşadıktan sonra tabii ki Erdoğan gazetecilerle bir daha baş başa oturup konuşmadı. Dolayısıyla uçakta Erdoğan'la konuşma şeyine, şansına erişemedim. Herhalde bu saatten sonra da erişmem. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.